İyi akşamlar. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Ben Nilgün Balkaç. Yine birinci sayfada manşetleri birlikte atacağız. Berlin öncesi Libya denklemi diyeceğiz. Şimdi bu denklemi iyi okumamız lazım. Bu denklemde neler var? Doçent Doktor Aylin Ünver Noy bizimle birlikte olacak ve tabii bununla birlikte Ozan Ceyhun Avrupa Parlamentosu eski milletvekili yine bizimle birlikte ve bu tabloyu okuyacağız, sahaya bağlanacağız ve durumu özetlemeye çalışacağız sizlere. Devam edelim birinci sayfanın diğer manşetleri. Ne yeni partilere ilgi azaldı. Peki bu azalan ilgi ne anlama geliyor? Hilmi Daşdemir bununla ilgili önemli bir açıklama yaptı, önemli bir çalışma yaptı. Bu çalışmayı birinci sayfaya taşıyoruz. Ayrıntıları okumaya çalışacağız siyasetteki bu tablonun. Devam edelim birinci sayfadaki diğer manşetlerle. Müebbet, tahliye, tutuklamam. Gerçekten üçü bir araya nasıl gelir diyeceksiniz. Evet, üçü bir araya geldi. Metin İyidil'den söz ediyoruz. İşte bu konuyla ilgili de gazeteci Kemal Gümüş bizimle birlikte olacak. Ve müebbet, tahliye, tutuklama nasıl okumamız lazım birlikte değerlendireceğiz birinci sayfada. Devam ediyoruz yine sıcak görüntülerle. Sanal dünyada şiddetin yeni adresi. Bu adrese bakacağız ve üzerine konuşacağız konuğumuzla Nurhan Demirel'le. Çünkü önemli. Çocuklarımız sanal dünyayı kullanıyorlar ama şiddetlerini, övgülerini, her şeyi bu ortama getiriyorlar. Bakacağız birinci sayfada değerlendireceğimiz başlıklar arasında. Yine sıcak başlıklardan bir tanesi İdlib diyeceğiz. İdlib'de çamura batan hayatlar yine manşetimizde olacak. Genelde her zaman savaşlardan kim etkileniyor? Çocuklar, yaşlılar, kadınlar. Çamura o hayatlar nasıl batıyor? Her şey birinci sayfada. Başlıyoruz. Şimdi birinci sayfada ayrıntılara bakacağız. O ayrıntılarda neler var? Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için diplomatik çabalar sürüyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konferansına sayılı günler kaldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyiz Es-Sarraç da bu ve darbeci Hafter'in konferansa katılacağı duyuruldu. Almanya'da Hafter'in ateşkesi sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı. Peki nasıl? Ne olacak bundan sonra? Libya konferansı öncesinde tabloyu İstinye Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Aylin Ünver Noy'i ve eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Ozan Ceyhun'la konuşacağız. Hemen öncelikle hocamızla başlayalım Aylin Ünver Noy ile, sonra da sahaya gideceğiz arada birinci sayfada. Şimdi hocam, burada gerçekten dikkat çekici bir tablo var. Hafter iki gün süre istedim, sahaya gitti. Silahlarını kuşandı, sonra vazgeçti. Berlin konferansına dedi ki ben ateşkes hazır olarak oturacağım. Ne değişti? Ne oldu hocam? Aslında hatırlarsınız Hafter Moskova'ya giderken şöyle bir açıklama da yapıldı o tarafta. Rusya'nın kırmamak adına ve Rusya olduğu için oraya gideceğini masada bunu belirtmişti. Ancak tabii orada bunun o ateşkesi devam ettirme kararlılığını gösterip gösteremeyeceği soru işaretiydi. Zaten zaman istemesi süreç içerisinde bunu gösterdi. Tabii burada birçok faktör var. Hatırlarsanız Palermo konferansında Türkiye oradayken, Türkiye toplantıda olduğu için katılmayacağını söylemiş ve Türkiye'nin alınmamasını yönünde telkinlerde bulunduğu için o dönemki Cumhurbaşkanı yardımcımızın döndüğünü biliyoruz Türkiye'ye. Hafter'in Türkiye'nin olduğu yerde bu tarz durumları ortaya çıkarma potansiyeli her zaman için var. Nitekim burada da masada Türkiye olduğu için bu bir Türkiye'ye başarı hanesine yazılacağından dolayı böyle bir çabayı, ateşkes çabasını gölge düşürmek istemiş olabilir ve burada bunun imzalamamak istemiş olabilir diye yorumlayabiliriz. Diğer taraftan da tabii burada Hafter'i destekleyen güçlerin de baskılarını göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü zaman da istemişti bu süreç içerisinde. Evet. Başta bundan sonra da zaten süreçle ilgili biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu süreçteki etkileri konuşuldu. Telkinleri özellikle Hafter üzerinde bu anlaşmanın, ateşkes anlaşmasının, yazılı anlaşmanın yürürlüğe girmemesiyle ilgili.
Tabii diğer taraftan da Almanya'nın baskısını da göz ardı etmemek lazım. Dışişleri Bakanı'nın biliyorsunuz bir ziyareti gerçekleşti. Tabii burada Almanya'nın pozisyonu da önemli bu süreçte. Çünkü 2011'de Libya'ya askeri müdahale yapıldığında bunu desteklemeyen bir ülke olarak ön plana çıkıyor Almanya. Ve süreçte de biliyorsunuz Fransa ve İtalya'daki bu daha önceki düzenlenen konferanslar sonrası Avrupa'da gerçekleşecek üçüncü konferans olma potansiyeli var. Ama Fransa ve İtalya'dan farklı bir pozisyonda Almanya. Daha ülkeye tarafsız bakan ülke konumunda. Çünkü İtalya ve Fransa biliyorsunuz ortak bir duruş sergilemiyorlar Libya konusunda ve farklı karşı tarafları destekliyorlar. Dolayısıyla burada tabii Almanya'nın oynamış olduğu rolün etkisininle beraber Hafter'in de hem Türkiye karşıtı tarafla beraber atmış olduğu adımı bir arada hep beraber değerlendirmekte fayda var. Ali'nin Verno'yu size döneceğiz. Ozan Ceyhun sizinle de konuşacağız ama önce bir sahaya bakalım. Çünkü haberci arkadaşımız Elif Akkuş'un izlenimlerini getirmek istiyoruz. Libya'da gözler Berlin'e çevrildi. Az önce hocamızın da söylediği gibi. Konferansa Seraç ve Hafter katılıyor. Libya'daki son durumu izlenimleriyle bize birinci sayfada Elif Akkuş aktaracak. Libya'da iki günden beri cephe hatları oldukça sakin. Ateşkesin sahaya yansımaları kısmen sürüyor. Zaman zaman münferit olaylar yaşansa da yine de ateşkes hayata geçiriliyor diyebiliriz her iki taraftan da. Libya'da genel anlamda baktığımız zaman herkes artık Berlin'deki süreci bekliyor. Hafter'in de bugün Berlin'deki toplantıya katılacağını bildirmesinin ardından artık gözler tamamen Almanya'ya çevrilmiş durumda. Özellikle de Libya halkı açısından. Dün akşam Libya'da önemli bir toplantı düzenlendi. Bir otelde Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Seraç bir toplantı yaptı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı tüm kişiler, birimler ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı bir toplantı düzenlendi. İçeriden sadece kısa bir görüntü alınmasına müsaade edildi ve sonrasında da gazeteciler dışarıya çıkarıldı. Toplantının bitmesinin ardından Müsteşar Hasan Elhoni bir açıklama yaptı ki açıklama oldukça önemliydi. Biz ateşkes sürecine sonuna kadar bağlı kalıyoruz. Artık hiç kimsenin, hiçbir Libyalının iki taraftan da ölmesini istemiyoruz. Artık ateşkes sağlansın ve seçim sürecine gidelim ve normal bir hayata dönelim istiyoruz. Biz umudumuzu kaybetmiyoruz dedi. Şu anda bulunduğumuz nokta Libya'nın önemli noktalarından biri. Arkamda buranın en büyük camilerinden biri var. Buradaki halk, yani herkes aslında bu çatışmaların öncesinde buralar bu saatlerde oldukça kalabalık oluyordu. Artık halk o eski günlere dönmek istiyor. Ateşkese karşı yoğun bir umut var ama bir taraftan da umutsuzluk da yaşanıyor tabii geçmişte yaşanan süreçler nedeniyle. Özellikle Hafter'in masaya oturup defalarca masadan kalktıktan sonra saldırılarını sürdürmesi nedeniyle bugün öfke volkanı askeri kanadının basın sözcülüğünü bir açıklama yapıldı ve Hafter'e bağlı bölgelerdeki vatandaşların çıkmasına izin vermediği yönünde bir açıklamaydı bu. Hatta bazı kişileri öldürdüğü yönünde bir açıklamaydı. Ancak genel anlamda cephe hatları sakin, iki tarafta oldukça sakin. Hafter tarafından herhangi bir saldırı düzenlendiği zaman tabii ki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler bekleyişini ve savunma sürecini sürdürüyorlar. Ancak burada net konuşulan başlık artık ateşkes. Sokaktaki halk da, polis de, insan da, kadın da, erkek de, çocuklar da artık herkes ateşkesin sağlanmasını ve normal hayata geçiş sürecinin başlamasını istiyor. Seçimlerin yapılmasını, parlamentonun kurulmasını, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını istiyorlar. Elif Akkuş haberci arkadaşımız Libya'dan bize ayrıntıları aktarıyor ki aktardığı o ayrıntı önemli. Artık herkes ateşkes istiyor. Peki masadaki tablo nasıl? Hemen şöyle bir bakalım. Almanya konferansa ev sahipliği yapacak. Rusya ateşkesten yana. Fransa Hafter'e desteğini sürdürüyor. Yunanistan davet edilmedi ve ülke içinde de zaten büyük bir sorun var bu noktada. Türkiye barış çabalarını sürdürüyor. Bahreyn davet edilmedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan davet edilmedi. Manşetlerde yer alıyor. Şimdi
Hafter güçlerinin 4 Nisan'da 2019'dan bu yana devam eden saldırılarında 1000 sivil hayatını kaybetti. 5000'den fazla kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Nisan ayından bu yana Libya'da yerlerinden edilen sayısı 340 bini buldu. Ve Avrupa Birliği ise burada yine her zaman olduğu için, her zaman olduğu gibi kaygılı. O kaygının nedeni de yine her zaman olduğu gibi göç dalgası. Ozan Ceyhun, bu noktada size dönmek istiyorum. Avrupa Birliği her zaman olduğu gibi kaygılı. Berlin'deki o zirve büyük önem taşıyor ateşkesle ilgili olarak. Ama Avrupa Birliği'nin kaygılarının yoğunlaştığı nokta Suriye'de olduğu gibi tabii Libya'da da yine bir göç dalgası Avrupa'ya gelir mi? Ne diyeceksiniz efendim? Nilgün Hanım, ilk önce tabii iyi yayınlar dilemek isterim. Özellikle belirtmek gerekirse göç kaygısı sürekli var. Bu doğru. Yani Libya son yıllarda özellikle göçmenlerin Akdeniz üzerinden azgın dalgalarda en çok canlarını yitirdiği çıkış ülkesi konumundaydı. Ve Libya'dan çok kötü koşullarda yola çıkan göçmenler Avrupa'ya ulaşabilmek durumunda kaldıklarında da Avrupa'da büyük panikler yaşandı. Biliyorsunuz İtalya limanlarını kapadı, Malta aynı şekilde savaş gemileriyle engellemeye çalıştılar. Ve göçmenlerin azgın Akdeniz dalgalarında yaşamlarını yitirmesine birçok kez de kayıtsız kalındı. Ama şunu özellikle söylememe izin verin. Yani bugün örneğin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Bengazi'ye uçarak Hafter'le görüşme yapıp ardından da Hafter'in de kesinlikle ateşkese sadık kalıp Berlin Konferansı'na pazar günü katılacağını açıklamasının nedenlerinden biri göçmenler olduğu kadar diğeri de tabii Libya'nın konumu. Yani Akdeniz'de Libya çok önemli bir konumda. Enerji konusunda zaten hiç konuşmaya bile gerek yok. Belki dünyanın en kaliteli petrolün üretildiği, uçakların hiçbir arıtma yapılmadan kullanabildikleri bir petrol üreten bir ülkenin iç savaş ortamında olması doğal olarak Almanya'nın ve Almanya'nın çıkarlarına aykırı olduğu için de Avrupa Birliği'nin çıkarlarına da aykırı. Biliyorsunuz siz de dile getirdiniz, Aylin Hanım da söyledi. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 3 tane Avrupa Birliği üyesi ülke şu anda pazar günü Berlin Konferansı'nın başarılı olmaması için neredeyse dua ediyorlar. Bunlara bir de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeleri eklersek en azından 6-7 kadar ülke, ki 3'ü tekrar ediyorum Avrupa Birliği üyesi ülkeler, gerçekten çok kontraproduktif ve kesinlikle Libya'da barış ve istikrarın olmaması için özel çaba gösteren ülkeler konumundalar. Bu nedenle de Almanya'nın bugünkü çabası ve özellikle Heiko Maas'ın, genelde Heiko Maas öyle pek fazla göze batan ve bir Sigmar Gabriel gibi çok başarılı, becerikli bir arabulucudur, evet, diye bir tanınan isim değildi. Ama bugün başarılı oldu. Ve doğru bir karar vererek Bengazi'ye uçarak Hafter'in ikna edilmesine, yani Türkiye ile Rusya'nın başlattıkları girişimin devam etmesi ve Berlin Konferansı'nın bir başarı şansına sahip olmasına katkıda bulundu. Bu tabii Avrupa Birliği'nde de gerek göçmenler gerekse Libya'nın özel konumundan dolayı kaygılananları bir nebze olsun şu anda rahatlatmış durumda. Çok kısaca sormak istiyorum size. O zaman bu takdirde Avrupa Birliği, az önce Aylin Noyin'in de söylediği gibi, Aylin Vernoy'un da söylediği gibi, Avrupa Birliği daha farklı bir konum elde edecek. Türkiye ve Rusya'nın olduğu bir noktada değil de başka bir yerde bu ateşkesin sağlanması Avrupa Birliği'ne bir artı olarak mı geçecek? Şunu söyleyelim. Avrupa Birliği'nin tabii büyük bir sorunu var. Yani Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz artık 31 Ocak'tan itibaren İngiltere yok. Geriye iki tane, evet, büyük ülke kalıyorlar. Birinin adı Fransa, diğerinin Almanya. İtalya'yı buraya dahil etmiyorum. Ve şu anda Almanya ve Fransa'nın arası Libya, sadece Libya'dan dolayı değil ama Libya özelinde de öylesine açık ki Sayın Merkel özellikle Macron'un bu yanlış politikasından dolayı çok rahatsız. Bu nedenle de Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği olarak birlikte atabileceği adımlar zaten çok sınırlı. Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye ile birlikte bu konuda başarılı olabilirse bununla da mutlu olacak. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizimle birlikte oldunuz Ozan Ceyhun. Avrupa Birliği'nin bundan sonra nasıl adımlar atacağını ve tabii göç sorununu dile getirdiniz. Ozan Ceyhun, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili. Şimdi hemen doçent doktor Aylin Ünver Noy'a dönmek istiyorum bir kez daha. Hocam, burada katılan ülkeler var.
katılmayan ülkeler var, davet edilmeyenler var. Fakat bu davet edilenlerde dikkat çekici ayrıntılar da var. Az önce siz de söylediniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne yapacağı? Ki Birleşik Arap Emirlikleri özellikle hava gücüyle Hafter'in yanında oluyor. Bu tür ülkeler Mısır'dı, Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Ne yapacaklar bu ateşkes doğrultusunda? Bildiğiniz gibi bu süreçte Hafter'in ve Tobruk yanında yer alıyor bu saydığımız olduğunuz ülkeler. Tabii ki o süreç içerisinde bu ateşkes ve onun neticesinde ortaya çıkacak siyasi süreçte Hafter'in ve Tobruk'u temsil eden parlamentonun daha kazançlı bir şekilde çıkmasını arzu edeceklerdir. Zaten hem Türkiye'nin yer aldığı Rusya ile beraber olan anlaşmada da Hafter'in daha kazançlı olmadığı ve kayıpta olduğu bir takım maddelerin yer almasından ötürü böyle bir telkinde yapıp bu anlaşmayı da istememe yolunda biliyorsunuz haberler çıktı. Dolayısıyla bu sürecin yine Hafter tarafını destekleyen tarafı olmaya devam edeceklerdir. Ama tabii burada şunu da unutmamakta fayda var. Tabii Avrupa Birliği bu durumdan en çok etkilenen bölge. Biliyorsunuz göç konusu bunun bir ayağı. Hatırlarsanız 2009 yılında Berlusconi ile Kaddafi'nin yapmış olduğu hem ekonomik işbirliği, enerji işbirliği hem de göçü önlemeye yönelik bir takım anlaşmalar vardı. Yine İtalya'nın en önemli petrol şirketi Eni'nin yapmış olduğu anlaşmalar vardı. Zaten bu sürecin gidişatını da takip ederseniz Fransa'nın 2011 sürecine askeri müdahale dahil olması ve devamında da yine farklı bir şekilde kendini bu süreçte elini güçlendirmeye çalışmasında da yine hem enerji konusundaki rekabet açısından değerlendirmek lazım. Hem de buradaki Hafter'i destekleyen diğer aktörlerin de bu Arap Baharı'ndaki biliyorsunuz aynı zamanda Libya'daki şu andaki bir tanınan hükümetinde ihvan bağlantılı olduğunu söylersek buradaki en son kalan yani Arap Baharı'nda bir dönem kazanmış olan kazanılan yerlerin ihvan tarafından kaybedildiğini göz önünde bulundurursanız son kalan bir yer. Dolayısıyla onların başarısını istemeyen bir Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bu açıdan değerlendirdiğinizde ki bunlar biliyorsunuz krallıklar ve Müslüman kardeşlerle olan anlaşmazlıkları da biliniyor. Dolayısıyla Hafter'i desteklemeye ve kendilerine yakın olan, yakın olarak gördükleri bir hükümeti devam ettirme talebinde bulunacaklardır. Ama burada Almanya'nın atmış olduğu adımla aslında çok güzel bir şekilde dile getirdiği, burada yabancı güçlerden ziyade Libya halkının artık Libya'nın geleceğini kendi ellerine alması. Yani ateşkesle beraber ülkelerini tekrar idaresini ellerine alarak kendi ülkelerini yönetmeleri. Çünkü baktığınızda Hafter'in askeri ulusal Libya ordusu olarak adlandırdığı askerlerin bile aslında Libyalılardan oluşmadığını herkes biliyor. İşte Sudan'dan, Çad'dan, Wagner'den, farklı ülkelerden askerler var. Artık hani Libya sorunu iç savaşı öyle bir hale aldı ki artık Libyalılardan ziyade farklı ülkelerin savaşçılarından ve farklı ülkelerin çıkarlarına konuşulduğu bir durum ortada. Ve aslında bunu aslında Hafter'e çok güzel net bir şekilde bugün yapmış olduğu görüşmede net bir şekilde sunması önemliydi. Belki de fikrini aslında belki de o açıdan değiştiren bir durumu ortaya koydu. Almanya'nın duruşu da burada önemli. Tabii ki bazı ülkeler biliyorsunuz bu süreçte evet. yer almayacak. Bunlardan birisi de Yunanistan. Hatta Yunanistan'ın içinde de bu ciddi sıkıntılı sorun bir durum oldu. Ortaya çıkardı. Muhalif parti ile hükümet arasında bununla ilgili biliyorsunuz bir takım karşılıklı konuşmalar oldu. Tabii burada ona da davet edilmemesini ben şu şekilde yorumluyorum. Davet edilmeyenlere bakıldığınızda orada sorunun aslında Libya ile Libya'nın içerisindeki taraflar arasında bir takım anlaşmalara vararak bir yere getirilmesi. Şu anda mevcut Yunanistan'ın zaten Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapmış olduğu deniz anlaşmasını istemeyen bir Yunanistan'ın orada yer alması durumu daha da karmaşıklaştıracak ve konuyu farklı bir boyuta taşıyacaktır. Dolayısıyla orada daha yapıcı olabilecek, bu ateşkese katkıda bulunabilecek evet. ülkelerin davet edildiğini söylemek mümkün. Bunun da başını Rusya ile aslında Türkiye çekiyor. Çünkü bu konuda ciddi adımlar atmış iki ülke ve bunu açık ve net bir şekilde ortaya koydular geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla bunu kolaylaştıracak ülkelerin
bunun içerisinde olması önemli. Tabii bunun Avrupa evet. Birliği'ne de bir hatırlatma yaptığını da söylemeniz mümkün. Çünkü baktığınız özellikle Borrell'in açıklamalarına baktığınızda burada bir öz eleştiri de yapıyor. Çünkü zamanında Fransa ve İtalya arasındaki anlaşmazlıklar, ortak karar verememeler evet. konusunda işte biz Türkiye ve Rusya'ya bu işi bıraktık gibilerinden. Aslında Avrupa olarak biz bunu çok daha önce ateşkesi ve sürdürülebilirliğini sağlayabilirdik, siyasi çözümü getirebilirdik gibi bir öz eleştiri de yapıyor. Bugüne gelinen noktaya da baktığımızda aslında bunun artık kendilerinin de çıkarını olacağı ve artık bununla ilgili gerçekten ciddi adımların atılması gerekliliği pek çok aktör tarafından da kabul edilmiş görünüyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Halil Ünver Noyi bizimle birlikteydi. Bundan sonraki süreci de hep birlikte değerlendireceğiz. Birinci sayfada umarız. Birinci sayfa devam ediyor. Türk siyasi hayatına yeni partiler katılıyor. Peki bu partiler toplumda karşılık buluyor mu? Yeni partilerin kimlikleri ne olacak? Bir başka önemli başlıkta belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi. Son olarak 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Sırada başka belediye başkanları da olduğu ifade ediliyor. Bu iki önemli konuyu Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'le değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hemen siyasetle başlayalım. Türk toplumunun en sevdiği başlıklardan bir tanesi siyaset ve araştırmanız dikkat çekici. Diyorsunuz ki araştırmanızda aslında seçimlerden önce 31 Mart öncesi yeni parti ihtiyacı %34'tü. Ama şimdi bu ihtiyaç %14'e düştü, 14.9'a ve her gün giderek azalıyor. Neden? Tabii biz bu yorumları yaparken yapmış olduğumuz araştırmalara dayandırarak yapıyoruz. Öncelikli olarak bu araştırmaları biz 2017'den beri yaptığımız araştırmalarda, Türkiye Nabzı araştırmamızda kamuoyuna, katılımcılarımıza yöneltiyoruz ve bunun künyesinden de birazcık bahsetmek isterim. Çünkü bilimsel bir çalışma Türkiye genelini temsilen 26 ilde, NATSKİ kapsamında 26 ilde yüzde görüşerek yaptığımız araştırmalar bunlar. 2000 katılımcıyla yürütüyoruz bu çalışmayı. Buradaki şeydeki soru soruşumuzda temel şey gerekçe ilk önce MHP'deki oluşan bir muhalefet dalgası neticesinde Meral Hanım'ın parti kurma çabaları vardı. O zaman sorduğumuzda oran yine %35'ler civarındaydı. Bunların içerisinde de %35 içerisinde kimi görmek istiyorsunuz diye sorduğumuzda da Meral Akşener cevabını verenlerin oranı da %38'ler civarındaydı. Ardından işte Abdullah Gül geliyordu %7.7, Muharrem İnce geliyordu %4'lerde, Metin Feyzoğlu, Cem Uzan gibi isimler geliyor idi. O tarihte böyle bir yani daha çok bizim Temmuz 2017'deki yapmış olduğumuz araştırmalarda Davutoğlu ve Babacan'ın isimleri henüz piyasada dolaşan isimler değildi. Daha sonraki süreçte Şubat ayında tekrar gündeme geldi. Süreçte 2019 Şubat ayında biz tekrar sorduk ve %34.5'lik bir kamuoyunda yeni parti ihtiyacı olduğunu tespit ettik yaptığımız araştırmaya dayanarak. Burada işte öne çıkan isimler daha çok Davutoğlu konuşulmaya başlanmıştı, Babacan konuşulmaya başlanmıştı. Sonraki süreçte yerel seçimler oldu ve yerel seçimler neticesinde muhalefet partisinin eline geçen yani kazanmış olduğu Ankara, İstanbul başta olmak üzere yeni isimler siyasete evet, geldi. Belediyeler oldu. Ve Temmuz ayında biz Mayıs ayında tekrar aynı soruyu yönelttik katılımcılarımıza ve çıkan sonuç %7.7 idi ve biz ilk önce %35 civarında bir sonuç bulmuşuz. Şubat ayında ve bir yıl geçmeden böyle bir oranın %10'un altına düşmüş olması bize inandırıcı gelmedi ve yaptığımız araştırmadan açıkçası endişeye, şüpheye düşüttük ve tekrar kontrol ettik defalarca sonuçların doğru olduğunu ankette, anketörlerimizde herhangi bir şekilde problem olmadığını tespit ettik ve bunun neticesi olarak daha sonraki yaptığımız araştırmalarda da bu oran %12'lerde, 15'lerde, 17'lerde çıktı. Nitekim Aralık 12-15 tarihinde yapmış olduğumuz araştırmada da %14.9 çıktı. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu.
toplumda bir muhalefet ihtiyacı vardı ve bu yerel seçimlerde birazcık ekonomik kaygılarla da, ekonomik problemlerle de, özellikle sebze meyve fiyatlarının yükselişi ve benzeri gibi sebeplerle had safhaya çıkmıştı ve toplum bir şekilde bir taraftan ders vermek istiyordu, bir taraftan da işte çeşitli sebeplerle hoşnutsuzluğu vardı. Yerel seçimde Ankara ve İstanbul, özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kazanmış olması bu iki ili toplumun muhalefet ihtiyacını belli ölçüde karşılamış gözüküyor. Bu durum aslına bakarsanız %30'larda olan, şu anda bile işte %35'in yarısını bile bulmuyor %15'lik bir oran. Böyle bir oranı düşmüş olması da bunun temel olarak çok parçalı bir yapıyı da beraberinde getirdiği bir sonuç oluşturuyor. Evet. Neden derseniz, biz yine bu kurulacak partinin çizgisi ne olsun, söylemi ne olsun, ideolojisi ne olsun diye katılımcılara yönelttiğimiz zaman öncelikli olarak milliyetçi, Atatürkçü, demokrat gibi şeyler çerçeve çıkıyor. Bunun da aslına bakarsanız herhangi bir aday, yeni parti kuracak olan herhangi bir aday üzerinde toplumun bir konsensüsünün olmadığını görüyoruz. Aha. Diğer taraftan mesela Sayın Davutoğlu'nun ismi geçerken, Davutoğlu ismisini, partisini kurdu, ismi belli oldu. Sayın Babacan da parti kuruluşunu Şubat ayına erteledi diye bir söylenti var. Dolayısıyla Ocak ayı bitmek üzere, Şubat ayında kurarsa partisini kuracak ki o cephe sürekli bir erteleme i̇htiyaç içerisinde azalıyor, ihtiyaç azalıyor. Tabii bu taraftan bakıldığı zaman diğer muhalefet tarafında da Muharrem İnce'ye ilişkin böyle bir şey de var, beklenti de var. Birileri Muharrem İnce CHP'nin ya genel başkanı olsun ya da bir şekilde parti kursun gibi CHP tabanından bir kesimin böyle bir beklentisi de var. Orada ne olacak onu zaman gösterecek ama çok parçalı bir yeni parti kuruluşuna ilişkin beklenti var. Bu beklentinin de büyük oranda düştüğü de araştırmalarla gözüküyor. Hilmi Taşdemir, şimdi merak edilen bir başka nokta daha var. AK Parti grup toplantısında bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçtiler ama bunun devam edeceği söylendi. Ve hatta Bülent Turan 100 kadar bir belediye başkanının geçeceğini söyledi. Peki siz bu tabloyu nasıl görüyorsunuz bir araştırmacı olarak? Neden böyle bir geçiş bu dönemde var? Tabii buradaki isimlerin bir kısmının geçmişte AK Parti'de belediye başkanlığı yapmış, bir kısmının işte AK Parti ilçe başkanlığı yapmış isimler olduğu biliniyor. Dolayısıyla AK Parti'den aday gösterilmediği için bağımsız olarak çıkıp aday olanlar ya da başka bir partiden aday olmak zorunda kalan isimler bunların bir kısmı. Bir kısmı da başka sebeplerle, gerekçelerle AK Parti'ye geçişi tercih ediyorlar. Tabii netice itibariyle bu seçmenin, bu belediye başkanları tekrar siyaset yapmayı arzu ettikleri için seçmen buna nasıl bakıyor, onlara ilişkin kendileri de bir yoklama yapmışlardır ya da onların bu konudaki kanaatlerini ölçmüşlerdir. Çünkü yerel yönetim olduğu için çok önemli. Kesinlikle. Yani burada partilerin aday belirleme süreçlerini özellikle şey açısından bakıldığı zaman AK Parti aday göstermediği isimleri tekrar partisine kabul ediyor. Buna ilişkin olarak da parti içerisinde de bazılarına bir takım rezervler oldu. Bazılarının kabul edildiği ama sonuçta AK Parti bazı yorumculara göre, araştırmacılara göre %30'ların altına düştüğü gibi bir takım yorumlar da yapılıyordu. Biz yaptığımız araştırmalarda kararsızlar dağıtmadan önce %30'ların altını hiç görmedik. En son yaptığımız araştırmada da kararsızlar dağıtmadan %35 civarında %35'lik bir oyu var. Kararsızlar dağıtınca 40'ın üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bir çözülme AK Parti'de yok ve tabiri caizse bir toparlanma da var. Önümüzdeki süreçte bu toparlama ne derece kendisini gösterecek? Ekonomik kaygılarla AK Parti'ye ders vermek isteyen, AK Parti'ye ilişkin bir takım eleştirileri olan seçmen
AK Parti ile tekrar barışacak, yollarını birleştirecek mi? Bu önemli. En önemli hususlardan birisi de AK Parti'nin gençlerle arasında oluşan bağın zayıflaması neticesi, evet, gençleri tekrar kazanabilecek mi? O makası kapanması, evet, gerekiyor. Bu önemli. Bunların hepsi önümüzdeki süreçte belirlenecek olan siyasal söylemle somutlaşacak. Bu somutlaşma neticesi, hı hı, seçmen tercihini belirleyecek. Belki zayıflarsa parti kurmayı erteleyen, biraz daha geciktiren Sayın Babacan parti kurma sürecini, evet, öne alamış olacak. Ya da işte Sayın Davutoğlu'nun partisine kayış daha yüksek olabilme potansiyeli olacak. Bunların hepsini göreceğiz ama siyaset açısından bakıldığı zaman işte ekonomi ve gençlerin tercihi çok belirleyici olacak diyebiliriz. Midaş Demir, o zaman çok güzel bir şekilde birinci sayfaya manşet attınız. Bundan sonraki süreci iki unsur belirleyecek diyorsunuz. Ekonomi ve gençler. Evet. Teşekkür ederiz birinci sayfada ederiz. Bizimle birlikte oldunuz. Birinci sayfa devam ediyor. Eski Kor General Metin İyidil, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak iki gün önce beraat etti, cezaevinden çıktı. Başsavcılık karara itiraz edince Metin İyidil'in yakalanması için operasyon düzenlendi. Ankara'da yakalanan İyidil bir kez daha tutuklandı. Metin İyidil için beraat kararı veren dairenin başkan üyeleri görevden alındı. Gazeteci Kemal Gümüş de karşımızda. Efendim hoş geldiniz birinci sayfaya. Gerçekten tahliye, cezaevi, tekrar cezaevi, nasıl değerlendiriyorsunuz bu dava sürecini? İyi yayınlar Nilgün Balkaç. Teşekkür ederim. Gerçekten de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 20. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu bu karar bir skandal olarak değerlendirilebilir. Zira yerel bir ilk derece mahkemesi 2 yıl boyunca yargılama yapıyor. Onlarca delil söz konusu, görüntüler söz konusu, tanık ifadeleri. Ancak 20. Daire'nin vermiş olduğu karara baktığınızda sadece sanığın lehine olabilecek tanıklar üzerinden bir karara vardığını görebiliriz. Oysa 15 Temmuz günü Mehmet Parti Göçlü yapmış olduğu 45 dakikalık görüşmesi var. Görüntülere dair Isparta'dan ısrarla oradaki askerlerin, harbiyelerin Ankara'ya gelmesi için çabası var. Valiyi arıyor, ikna etmeye çalışıyor ki hatırlayalım o gece valilikler izin vermiyordu. Kışlaların önü tıkıyordu. Ancak Metin iyi değil, ısrarla oradaki askerleri getirmeye çalışıyor. Yine darbede rol alan Ankara merkezi 60 tankı sokağa salan FETÖ'cüyle defalarca görüştüğü, saatlerce görüştüğü söz konusu. Bütün bunlar iddianamede var. Ve ilk derece mahkemesi de buna binaen ağırlaştırılmış müebbet kararı veriyor. Peki ne oluyor daha sonra? İstinafa gidiyor. Tüm veriler İstinaf de ortada değil mi Kemal Gümüş? Bütün böyle veriler, bir karar veriyor. Bilgiler, yani, belgeler de ortada. Tabii ki. Kesinlikle çok ciddi kuvvetli deliller söz konusu. Dediğim gibi sadece onun lehine olabilecek tanık beyanları üzerinden bu kararın verildiğini, yani siz 20. Ceza Dairesi'nin kararına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Peki diğer deliller neden görmezden gelindi? Onu da anlamış değilim. Zira şöyle bir önemli bilgi daha vereyim. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca Metin İyidil'i aradı ancak hiçbir şekilde telefonlarına çıkmadığını biliyoruz. Ne zaman peki işin rengi değiştiğinde, yani gece yarısından sonra FETÖ'cü darbeciler birer birer vatandaş tarafından, halk tarafından ve polis tarafından derdest edip yakalandığında, daha sonra işin rengi değişince Metin İyidil'in de ekranlara çıkmaya çalıştığını, sağa sola demeç verdiğini görüyoruz. Yani biz yargı mensubu değiliz ancak dosyaya baktığımızda kesinlikle ağırlaştırılmış müebbet istenen bir davada direkt beraat ve hükmün kaldırılmasına yönelik bir karar normal değil. Nitekim bunu gören HSK anında müdahale etti. O kararı veren mahkeme başkanı ve üyelerini görevden el çektirip başka illere gönderdi. Ve soruşturma başladı. Baktığımızda ilk derece
Tabii ki soruşturma inceleme başlattı ancak 21. Ceza Dairesi yani tekrardan Metin İdil'in tutuklanmasına karar veren mahkemenin kararı gerçekten yerinde. Orada şöyle diyor. Deniliyor ki birinci gerekçeli yani birinci ilk derece mahkemenin vermiş olduğu kararın yerinde olduğunu çünkü söz konusu şahıs hakkında çok ciddi deliller olduğu ve kaçma şüphesinin de hala bulunduğunu. Nitekim mahkeme yakalama kararı, tutuklama yakalama kararı verdiğinde Metin İyidil'in bulunması gereken adreste bulunmadığı ve kaçma teşebbüsünde bulunduğu başka bir adrese gittiği tespit edildi emniyet tarafından ve hemen emniyet orada müdahale edip onunla beraber 3 kişi de hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalandılar onlardan. Tabii dosyanın bütününe baktığımızda yani ilk derece mahkemenin vermiş olduğu karara daha sonra 20 Bölge Adliye Mahkemesi 20. Dairenin vermiş olduğu bozma ve tahliye kararına baktığımızda akabinde 3. Mahkeme de vermiş olduğu tekrar tutuklama kararına baktığımızda büyük çelişkiler görüyoruz. Peki bu süreç nereye varacak? Evet. Tabii ki nihai kararı Yargıtay verecek. Zira şöyle bir garabet daha var. Metin İyidil ile beraber ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iki general daha var. Ama 20. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu karar sadece Metin İyidil ile ilgili beraat ve tahliye. Dolayısıyla aynı davada hemen hemen aynı suçlamalarla suçlanan diğer kişiler hakkında böyle bir karar vermemesi de manidar. O yüzden gerek 15 Temmuz gecesi Mehmet Partigöç gibi FETÖ'nün Yurtta Sulh Konseyi'nde bulunan önemli bir isimle 45 dakika boyunca görüşüyor. Ve o görüşmenin hemen akabinde vedalaşıyorlar, öpüşerek ayrılıyorlar, onu uğurluyor. Bunlar da kameralara, güvenlik kameralara yansıyan görüntülerdi. Sadece bunlar değil, Isparta valisiyle yapmış olduğu görüşme olsun, diğer mesai arkadaş, mesela FETÖ'cü askerlerin karargahta gözaltına alınmasına direniyor ve polisin onları yakalamasını, tutuklamasına engel olmaya çalışıyor. Nitekim bunlar da tanık beyanlarıyla beraber dosyada. Dosya gerçekten çok sağlam. İddianameye baktığımızda ilk derece mahkemenin vermiş olduğu kararın ardına yazmış olduğu gerekçeli kararı okuduğumuzda bütün bunlar verilen son kararın şey olmadığını yani bir gariplik olduğunu gösteriyor. Neticede şöyle bir şey olabilir. Savcı müebbet isteyebilir. Mahkeme o müebbet kararını bozar, tahliye de verir, beraat verebilir. Ama burada birinci derece mahkeme iddianameyi hazırlayıp bir ceza veriyor ve o 2 yıl boyunca yargılanıyor. Ancak 20. Ceza Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi istinafta böyle garip bir karar veriyor. Kemal Gümüş çok teşekkür ederiz. O kadar güzel özetlediniz ki tabloyu. Aslında neyin nereden kaynaklandığını da çok güzel anlattınız. Teşekkür ederiz birinci sayfada bizimle birlikte oldunuz ve hepimizin kafasında soru işareti olan bu davaya açıklamaya çalıştınız. Teşekkürler. Birinci sayfa devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası barışmak için buluştuğu 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla tehdit edip ardından tokatladı. Bunu da videoya kaydettim. Sonra sosyal medyadan paylaştım. Durumu öğrenen gencin ailesi ise polise giderek şikayette bulundum. Şimdi iletişim ve sosyal medya uzmanı Nurhan Demirel'le bunu konuşacağız. Şimdi merak edilen o başlık, neden gençler böyle bir şiddet sarmalının içinde ve bu şiddet sarmalını sosyal medyadan yayıp bir övgü kaynağı olarak ya da bir övünç kaynağı olarak gösteriyorlar? Nasıl açıklayabiliriz hocam bunu? Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bu durumu açıklamak için öncelikle toplumun genel kültürüne bakmak lazım, toplumun yaşayışına bakmak lazım. Görüyorsunuz ki toplumumuzda oldukça fazla bir şekilde şiddet olayları var. Sosyal medyada şiddet var, hayatımızın her alanında şiddet var. Dijital hayatlarla da gerçek hayatlarımız iç içe geçmiş durumda. Artık insanlar normal gerçek hayatlarında yaptığı pek çok şeyi rahatlıkla sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Evet. Bunlara intiharları da dahil. Peki bunu nasıl ayrıştırabiliriz? Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi intiharlar da dahil dediniz. Bunu nasıl ayrıştırabiliriz? Yani neyin yayınlanıp neyin yayınlanmaması gerektiğini nasıl anlatabiliriz insanlara? Evet.
Bu şu şekilde daha iyi bir hale getirilebilir. Sosyal medya suçları var biliyorsunuz. Hı hı. Siber zorbalık eylemlerinin çoğu suç olarak tanımlanıyor. Şiddet eylemlerinden şantaj, hakaret, aşağılama gibi eylemler, bunlar başlıca suçlar arasında sayılabilir. Baktığınız zaman gençlerde de bu şekilde tavır ve davranışlar sosyal medyada çok yaygın. Üstelik bu tarz tavır ve davranışları yapanların eylemleri ve paylaşımları da çokça like ve retweet alıyor. Yani sosyal medyada ne kadar ileri giderseniz, mesela bir binanın üzerinde selfie çektiğinizde veya tehlikeli bir akrobasi hareketi yaptığınızda bunlar çok beğenilen, retweet edilen ve yorumlanan eylemler olabiliyor. Herkese hızla yayılıyor. Evet, tabii ki hızla da yayılıyor. Dolayısıyla sosyal medyadaki şiddet eylemlerini de durdurmak için bu tarz siber zorbalık eylemlerinin önüne geçmek gerekiyor. Bunda nasıl geçilebilir? Öncelikle biliyorsunuz ki RTÜK var, televizyon yayınlarını kontrol eden. Burada mesela kadına ve çocuklara karşı şiddet eylemi gerçekleştirilen pek çok diziler var, programlar var, yayınlar var. Katillerin, suçun övüldüğü, bunların örnek gösterildiği yayınlar var. Bu tarz yayınların özendirilmemesi lazım. Zaten son zamanlarda da bazı bilinçli markalar gördük ki bu tarz yayın yapan dizilere prim vermemek için bu tarz programlara destek olmama kararı aldılar. Reklam vermeme kararı aldılar. Aileler bu şekilde ne yapmalı örnek acaba? Aileler ne yapmalı? Aileler çocuklarını yetiştirirken medeni bir toplumda dijital bir vatandaş nasıl olması gerekiyorsa aileler çocuklarını o şekilde yetiştirmeleri lazım. Temel nezaket kurallarını öğretmeliler, temel ahlak kurallarını öğretmeliler. Hani diyoruz ya hep eğitim ailede başlıyor. Aileler çocuklarına doğru örnek olarak, doğru ebeveyn olarak dijital iletişim kurallarını anlatarak, büyüklerine saygıyı anlatarak ve rol model, iyi rol model ebeveyn olarak çocuklarına doğru örnek olabilirler ve bu şekilde sosyal medyanın risklerini de anlatmaları gerekiyor ailelerinin. Peki aileler biliyor mu bunu acaba? Yani burada merak edilen bir başka soru daha var. Ailelerin yapması gerekenler ortada ama aileler, büyükler biliyor mu? Çünkü büyükler de birçok özele dair ya da şiddete dair görüntüler paylaşıyor sosyal medyada. Evet. Aslında sosyal medya okuryazarlığının, dijital bir vatandaş olmanın kurallarını ilk olarak ebeveynlere ve ailelere anlatmak gerekiyor. Aileler bilmediği için, uygulamadığı için, aileler sosyal medya ve cihaz bağımlısı oldukları için çocuklarına da doğru örnek olmaktan çok geri kalıyorlar maalesef. Sadece cihazı ellerine veriyorlar belki de, ondan sonrası için herhangi bir yorum yapmıyorlar mı diyebiliriz? Elbette geçtiğimiz günlerde bir tartışma vardı. Bir mama sandalyesi firmanın satışıyla ilgili çok ciddi protestolar oldu mesela. Daha çocuk çok küçükken, bebekken, mama yeme yaşındayken mesela mama sandalyesinin önüne tablet tutucu yerleştirmişti bir firma. Bu büyük bir şiddetle kınandı sosyal medyada. Bizler çocuklarımızı, kendimizi sosyal medya bağımlılığından alıkoymaya çalışırken ticari firmaların bunu insanlara özendirmesi ve daha kolay hale getirmesi tabii ki tartışmalara neden oldu. Dolayısıyla ailelerin çocuklarına iyi örnek olmak için öncelikle kendilerinin sosyal medya bağımlısı ve cihaz bağımlısı olmaktan kaçınmaları gerekiyor. Merak ettiğimiz bir başka nokta daha var. Şimdi haber merkezlerine bu tür görüntüler çok fazla geliyor. Çocukların çektikleri ya da bireylerin kendi içinde çektikleri şiddet içeren görüntüler, ki bunu da bir övünç kaynağı olarak yaymaya çalışıyorlar. Bunun önüne nasıl geçilecek, dediğiniz gibi RTÜK ve diğer noktalarda mı geçilecek ya da nasıl bir önlem alınması lazım, nasıl bir filtre uygulanması lazım? Son bir dakikamız efendim, ne diyeceksiniz? Evet,
Kullanıcıların öncelikle interneti nasıl kullanmaları gerektiği, nasıl dijital bir vatandaş olmaları gerektiğini bilincine varması lazım. Dijital vatandaşlık demek şu demektir. İnternette ne paylaşıp ne paylaşmayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Neyin suç olduğunu, neyin suç olmadığını bilmeniz gerekiyor. Siz fikri hür bir düşüncenizi paylaşırken bir başkasını rencide edebileceğinizi düşünmeniz ve eyleminize, paylaşımınıza buna göre yapmanız lazım. Yani bir başkasına kötü yorum yazmaktan kendinizi alıkoymanız, tehdit, şantaj ve hakaretten yani siber zorbalık eylemlerinden uzak durmanız gerekiyor. Demokraside zaten böyle bir şey hocam, kimsenin hakkına tecavüz edilmemesi gerekiyor ki herkes eşit koşullarda yaşasın. Bu görüntülerde yine aynı şey. Gençlerimize buradan sizinle birlikte uyarıda bulunduk. Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz Birinci Sayfa'da. Birinci Sayfa devam ediyor. Suriye'de rejim güçleri ateşkese rağmen İdlib'i vurmaya devam ediyor. Şehir merkezinde bir pazar yeri vuruldu. 15 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. İdlib'in güney kırsalında çok sayıda sivil yerleşim hedef alındı bu görüntülerde olduğu gibi. İdlib'de Suriye rejiminin hava saldırılarında son 2,5 ayda 100'ün üzerinde çocuk, 313 sivil hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 382 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Saldırılar ateşkes ilanına rağmen devam ediyor ki şu anda ekranlarınıza gelen görüntülerle İdlib'in ne halde olduğu ve orada yaşayan insanların da nasıl olabileceğini anlatmaya çalışan görüntüler. İdlib genelinde durum bu. Ancak iç savaşın yaşandığı bölgelerde en çok da çocukların hayalleri çalınıyor. 2 milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor. Bu savaşta yaklaşık 30 bin çocuk can verdi. Ayakta kalanlarsa yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi onlardan biri ekranlarınıza gelecek ve birinci sayfada görüntüleri aktarmak istiyoruz. Aslında her şeyi anlatıyor bu görüntüler. Henüz 3-4 yaşlarında ailesi gibi o da derme çatma kamplarda yaşıyor. Havaların soğuk olması ve yağmurla birlikte buradaki yaşam alanını bataklığa dönüştü. Şimdi Suriye'de durumu en iyi özetleyen görüntü geliyor ekranlarınıza. O çamurun içinden, balçığın içinden kendini ve hayatını çıkarmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki küçük bedeni ona engel. Suriye'de şu sıralarda yaşanılan tabloyu birinci sayfaya tek bir görüntüyle taşıyıp anlatmak istedik. Zaten hepimizin sözcüklere sığdırmak istediğini sadece bu görüntü anlatıyor. Birinci sayfalık bu akşamlık bizden bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.